Hareket Partisi Harran ilçe başkanıydı ve o dönemlerde hep şunu söylüyordu. Ben eleştirmekten öte elimi taşın altına koymayı düşünüyorum ve bir genç olarak iş adamı olarak o zaten başarısını kanıtlamıştı. Artık siyasette de varım diyor ve MHP'den Harran ilçe belediye başkan adayı oldu. Hayırlı ve uğurlu olsun. Şahsıma sevindim gerçekten. Genç bir insanın gerçekten bu işe adım atması, elinin taşın altına sokması beni haliyle mutlu etti. Öncelikle hayırlı ve uğurlu olsun. Bu kararı alırken gerçekten zorlandın mı? Teşekkür ederim Sayın Eren. Aslında ben daha önceki bir programımızda da söylemiştim size. Benim Harran'la ilgili ilçe başkanlığım devam ediyordu biliyorsunuz. 2011 genel seçimlerinden sonra Harran ilçe başkanlığına seçildim Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Ve görevim devam ediyordu. Tabii Milliyetçi Hareket Partisi'nde görev istenmez, verilir. İl başkanımızın önerisiyle, genel başkanımızın da onayıyla ilçemizde ilk adımı Milliyetçi Hareket Partisi Harran Belediye Başkan Adayı olarak atmaya karar verdik. Halka hizmet, hakka hizmet anlayışını siyasette hakim kılmak için belediye başkanlığına aday olduk. Harran'da artık bir değişimin gerçekleşmesini istiyoruz. Halk da bunu istiyor. Değişim isteniyorsa o değişimde biz de varız. Şimdi geçmiş dönemlerde hep belli bir yaşa gelmiş değerli büyüklerimiz belediye başkanlığına aday oluyorlardı. Ama Harran'da şunu da gördük ki artık değişmeye başladı. Gençler de sizin gibi gençler de artık biz belediye başkanlığına talibiz diyorlar. Bunu kararını verirken aile içerisinden ya da çevreden ya yapamaz gibisinden bir tepkiler hiç böyle gözünüze çarptı mı, duydun mu hiç? Olabilir. İnsanlar gençtir diyebilir, yapamaz diyebilir. Ama biz bu insanları şaşırtacağız Allah'ın izniyle. Biz bu yola çıkarken gençlerin desteğiyle, ihtiyarların, annelerin, bacıların, kardeşlerin desteğiyle çıktık bu yola. Allah'ın izniyle biz Harran'da halkı iktidar yapacağız. Milliyetçi Hareket Partisi'ni hak ettiği yere getireceğiz. Harran'ın bütün eksiklerini, her şeyini tespit etmişiz. Harran'daki bütün sorunlara hakimiz. Ve biliyorsunuz 15 yıl daha önce babam belediye başkanlığı yaptı bu ilçede. Babamın tecrübesinden yola çıkarak onun öğrencisi olarak biz bu yola baş koyduk. Allah'ın izniyle 30 Mart seçimlerinde biz akşam saatlerinde inşallah gene bir program yaparız Harran Belediye Başkanı olarak. İnşallah. Ben eminim buna. Bu Harran halkı beni bırakmayacak. Harran halkı eminim beni seçecek. Gençlerden yana oy kullanacak. Değişimden yana oy kullanacak. Gelişmişlikten yana oy kullanacak. Biz de bu işin içindeyiz artık. Halk kendi kaderini kendisi belirleyecek. Gerçek olan bu. Efendim şimdi biz dışarıdan gören bir insan olarak Harran'a baktığımız zaman belli sıkıntıları görüyoruz. Halkın içerisine geziyoruz, sıkıntıları duyuyoruz. Siz de bu işe talip olan bir aday olarak az önce de belirttiğiniz gibi ben... Evet Sayın Eren. Allah nasip eder de Harran'da belediye başkanı seçilirsem Harran'da ilk yapacağım icraat altyapı ve su, daha sonra yollar Harran ilçemizde. Temizlik konusu, Harran'ın etrafında iki tane kanal var. O kanallara nasıl bir çözüm bulabiliriz? Yeni konut alanları, parklar, yeşil alanlar, gençlik merkezleri, bayanlarımız için yürüyüş bantları ve spor tesisleri, mezarlık temizliği, turizme yönelik yatırımlar, yardım fonlarıyla asker ve kimsesiz gençlerimize yardımlar, belediye içerisinde yüzme havuzları, en önemli Harran'ın şu anda örf ve adetlerinde biliyorsunuz taziyelerde 3 gün 5 gün oturuluyor. Taziye evleri yok, çadırlarda hala insanlar oturuyor. Taziye evleri, eğitim ve sağlık hizmetlerine destek, memurlar için kalabilecekleri yerler, lojman vesaire, minibüs garı, hal pazarı, sanayi bölgesi.